TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Bir filmin peşinde. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bir filmin peşinde programında bir kez daha sizlerle saat 14.57'ye dek süreceğimiz, sürecek programımızda bugün Sorun Yaratan Adam, Uyumsuz Adam filmini konuşacağız. Norveçli yönetmen Jens Lien'in filmini Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Öztürk'le konuşacağız. Program yapım, yapımcıları Müge Tüzün Gerçek ve Ben Kurtuluş Öz yazıcı teknik yönetmenimiz Atilla Aliler bir filmin peşinde başlıyor. The Bother Some Man İngilizce adı sorun yaratan adam ya da uyumsuz adam. Bu filmi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bir filmin peşinde de Norveç sinemasının son yıllardaki önemli filmlerinden biri ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Öztürk burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filmi şöyle bir hatırlayalım 2006'da çekilmiş bir film. Bir adam hiç bilmediği bir yere gidiyor. nasıl gittiği de belli değil ve aslında burada nasıl uyumsuz olduğunu izliyoruz biz film boyunca. Çok anlatılabilecek bir konusu yok. O adamın neden uyumsuz ya da neden sorun yarattığına dair bir takım fikirlerimiz oluyor. Ne dersiniz siz? Öncelikle bu filmi sizde özel kılan ne oldu diyebilirsiniz? E, filmin en temel özelliklerinden birisi Kafkavari bir dünya yaratması. Kafka nasıl şato romanında bay yer yazımcı ve diğer mekanları, insanları, ilişkileri bize arka planını göstermeden Doğalmış gibi anlatıyorsa, filme baktığınızda da gerçekten doğalmış gibi anlatılan bir dünya, ama bize hem uzak hem de yakın bir dünya. Bir kere çok ruhsuz bir ortam değil ruhsuz, mi? Ruhsuz, duygusal paylaşımlardan yoksun, mekanik ilişkilerin hakim olduğu, insanlar arasındaki konuşma konularının son derece kısır olduğu, insanlar birbirlerine bakmadığı, son derece sahte gülümsemelerin, sahte ilişkilerin hakim olduğu. İlginç bir dünyadan bahsediyoruz. Distopik ama aslında içinde yaşadığımız bir dünya aynı zamanda. Bu karakteri bir iş yerine götürüyorlar. Diyorlar ki sen artık burada çalışacaksın. Ee, her şey çok mekanik aslında. Ee, çalıştığı ortamı bilmiyor, girdiği çevreyi bilmiyor o kişi. Belki de orada olduğunun, neden orada olduğunun farkında bile değil ama bir şekilde önce uyum sağlamaya çalışıyor herhalde belki de yönetmenin bize vermek istediği en önemli mesajlardan birisi. Günümüzde pek çok şey bize verili. Yani bir dünya içerisinde fırlatılmaktayız ama acaba biz kendi inisiyatifimizle, çabalarımızla, emeklerimizle, potansiyellerimizle mi belli bir noktaya gelmekteyiz yoksa bu verili ilişkilerin içerisinde bize sunulan mağara içerisinde mi yaşamaktayız? Mağara eee Sinemada, felsefede çok kullanılan bir e, kavram diyebiliriz herhalde. E, sinema ile felsefeyi de genelde birleştiren bir kavram. E, bu filmde de e, kahramanımızın yani Andreas'ın bir mağaraya girdiğini mi düşünüyorsunuz? Evet burası önemli bir nokta. Aslında e, Andreas'ın içinde yaşadığı evrenin kendisi platonik bir mağara. Platon'un mağarası. E, Belki aşina dinleyicilerimizin bir kısmı ama Platon'un mağarasında esirler vardır. Esirler kendilerine yansıyan gölgeleri izlerler. Gölgeleri, gölgelerin oluşabilmesi için arkada ateşin olması gereklidir. Ve çukurda insanlar ellerinde maketlerle maketleri gösterirler. Maketlerin gölgeleri duvarlara yansır, mağaranın duvarlarına. Esirler doğumlarından itibaren onları görürler. Başka bir dünya bilmezler. E, bu Platonun Mağara alegorisi bazı filozoflar tarafından insanlık durumu olarak gösteriliyor. Aslında yani aslında biz burada bir yansımanın ürünüyüz. Aslında bizler çoğunlukla mağaranın içerisindeyiz. Hı hı. Bu mağarayı öğren öğren unsurlar neler? Bazı tartışmalarda şu söyleniyor: aşırı mekanikleşme, aşırı yabancılaşma, e, yapay ilişkiler, bilim ve teknolojinin eee insanlara soyut düşüncelere fazla yöneltmesi, somutluğu kaçırmamız, insanlar ilişkileri doğallığı kaçırmamız. Ama çoğumuz da mağarada yaşadığımızın belki farkında değiliz. Andreas'ın içerisine fırlatıldığı işte o dünya bir tür mağara, mağara kent, mağara <laughs> kent. Ama orada bir tohum var mıdır? Umut var mıdır? Belki de asıl sorulacak sorulardan birisi bu bir otobüsle oraya geliyor. Aslında her şey çok güzel gibi görünüyor. Hatta Andreas biraz o Kafkaesk dünyanın içinde duygusuz. Andreas da çok tepkilerini gösteren biri değil ve belki de şaşkın neden buradayım, niye buradayım gibi. Ama sonra bir uyum sürecine giriyor. Bunun için çabalıyor. Bir takım çevrelere giriyor. O Mutlu insanlardan biri olmak için ama sonra başka arayışlara yöneliyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani aslında çok mutlu görünen bir dünyada başka şeyler aramaya başlıyor. Bu görünen ifadesi önemli. Mutlu görünen. <laughs> İnsanlar gerçekten gülümsüyor. İnsanlar odalarını dekore etmeye çalışıyorlar. Dergilerle mimari biçimlerin peşindeler ve birbirleri arasındaki ilişkiler sahte gülümsemelerle dolu. Bunu sinemanın içerisinde görebiliyorsunuz. Zaten filmin ilginç özelliklerinden birisi filmin gri olması, yani renklerin son derece soğuk olması. Fakat e, ilerleyen sahnelerde görmektesiniz ki bir parlama anı, bir canlılık anı her zaman için mevcuttur. Bir kaçış Evet. Alanı değil mi? Evet. Kaçış alanı mevcuttur. Mağarayı kendi mağarasını bulduktan sonra şimdi bir, birinci mağaramız neydi? Kent mağara. Hı hı. Andreas gözünün gördüğü alanlarda yani kentin içerisinde pek bir imkana sahip değil. Yani kendini gerçekleştirebileceği imkanlara sahip değil. Gökyüzü işgal edilmiş kent işgal edilmiş aynı zamanda doğanın kendisinde de hükümranlık yine mekanik ilişkiler tarafından ele geçirmiş durumda. Çok, Çok... böyle pardon sözünüzü kestim. Evet. Canlı bir doğa da görmüyoruz zaten. Çöl gibi bir yerdeler sanki. Evet çöl gibi yerde yerdeler ve orada da zaten dikkat ederseniz hoş geldin yazısı ve hoş geldin yazısıyla birlikte insanlar mekanik bir şekilde kentin içerisine gönderiliyor. Doğa bir aracı. <laughs> Sadece bir aracı. Araç sallaşmış durumda her şey. Şimdi bu durumda geriye ne kalıyor? Yani soru mekan olarak nereyi bulabilirsiniz? Dip. Dip alan. Yani mağara. Biraz önceki saydığım mağara bir mağaraydı. Kent mağara. Ama dibe indiğinizde dipte belki de tarihte geride bıraktığımız bizim unuttuğumuz bazı ilişkilerde saklı olabilir. Ve buraya bura, bura bir yarıkla ulaşma imkanımız var. Filme baktığınızda gerçekten e, evin zemininin altındaki o alan kristal alan kristal avizelerin olduğu alan burası da önemlidir hı hı. ama bunu bunu bu detay detaylı bir şekilde açıklayamam ee, ve bir yarık ve bu yarıktan ses geliyor şimdi burası önemlidir bu zamana kadar sesi deneyimleyememekteydi kokuyu deneyimleyememekteydi tadı deneyimleyememekteydi ve ilk defa sesi deneyimledi cello sesi keman sesi klasik müzik sesi ve bu bize sanki Sokrates'in sözünü biraz değiştirmeye gerektiriyor. Sokrates bize şunu söyledi, e, sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez. Ben bunu biraz daha değiştirmek istiyorum. Aslında deneyimlenmemiş yaşam yaşanmaya değmezdir. Andreas'ın sorunu asıl olarak buydu. Yaşamı deneyimleyememe sorunu. Andreas bu şehre, kente ne dersek diyelim geldiğinde, Evet mutlu görünen insanlar var ama orada yaşadıkça aslında e, Örneğin aşık olduğu kadının hiç de ona e, duygu yüklü davranmadığını görüyor e, bir yerde karşılaştığı adam e, sıcak çikolatadan bahsediyor e, çocuk sesi yok diyorlar mesela yani e, aslında duyuların eksik olduğu bir dünya değil mi bu ve Andreas' da onun aray, onun farkına varıyor yani duyulara ulaşmaya çalışıyor. Evet, niceliksel bir dünya var. Yani insanlar sürekli bir şeyleri çoğaltma, bir şeyleri yaşama peşinde. Ama bunu sadece yaşamak için yaşama peşinde. Mutlu olduğunu zannetme yanılsaması, mutluluk yanılsaması. Fakat bunun niteliksel olarak nasıl gerçekten e, hakim kılacaksınız, niteliksel olarak o yoğunluğu nasıl artıracaksınız soru bu. E, ve burada Andreas bu arayışa giriyor. Yani duyulanı doyurma arayışı. Gerçekten yaşamı hissetme arayışı, aşkı arıyor dikkat ederseniz ama aşk yok. Hı hı. Dostluğu arıyor, dostluk yok. Her şey çok yapay. Evet bu tür manevi duyguların yanı sıra maddi olarak da içtiği, yediği, e, e, işittiği şeylerin hiçbirisi kesinlikle deneyimlerini dolduramıyor. Bu durumda bir yarık, tesadüfi bir yarık, Tuvalette tesadüfi bir karşılaşma ve burada kendisin gibi başka insanların olduğunu da fark etme ve daha sonra onu takip etme ve nihayet evin zemininde binanın zemininde Aslında başka mağaralar olabileceğini düşünme ihtimali yani bir kaçış olabileceğini düşünüyor Belki de o kaçış onu kaçış olarak nitelemek Hı -hı. yerine kendini gerçekleştirme dememiz daha doğru ben, olur. daha doğru çünkü kaçış dediğimizde sanki katarsis yani arınma Hı hı. ve birçok enerjiyi e, sadece haz için e, harcama anlaşılabilir. Katarsis biraz daha farklı. Hı hı. Sevgili dinleyiciler bugün sorun yaratan adam filmini konuşuyoruz. Acı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Öztürk ile bir sinema kitaplığı köşemiz var. Onu dinleyelim. Ardından sohbetimiz sürecek. Sinema Kitaplığı. Nuri Bilge Ceylan, sinema severler kadar eleştirmenlerin de övgüsünü alan filmleriyle uluslararası başarı kazanan bir yönetmen. Onunla ilgili kitaplar yazılmaya ve araştırmalar yapılmaya devam ediyor. 2018 yılında Metis Yayınlarının çıkardığı "Nuri Bilge Ceylan Sineması" Türkiye'li bir sinemacının küresel hayal gücü bunlardan biri. Bülent Diken, Graham Gilo, Craig Hammond'ın birlikte yazdığı kitap "Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Temaları" üzerine sosyolojik ve eleştirel bir çalışma. Şimdi devam ediyor. Bir filmin peşinde saat 14.57'ye dek sürecek sevgili dinleyiciler. Bugün Sorun Yaratan Adam filmini konuşuyoruz. Profesör Doktor Serdar Öztürk'le bir Norveç filmi olduğunda hatırlatalım. Film Türkiye'de önce Uyumsuz Adam adıyla oynamış gezici festivalde. Ardından İstanbul Film Festivali'nde sanırım gösterilmiş. Orada da Sorun Yaratan Adam. Biz tabii Zaman zaman sorun yaratan, zaman zaman uyumsuz adamı kullandık bu programda ama e, herhalde uyumsuzluk daha e, uyuyor değil mi bu filme? Zannedersem öyle çünkü e, sonuçta herkesin doğal kabul ettiği bir çevre, koşullar, ilişkiler var ve bu ilişkiler içerisinde siz ona adapte olamadığınızda, ona uyum sağlayamadığınızda uyumsuz olursunuz. Ama bu negatif bir içerikli midir? Negatif içeriğe mi sahiptir yoksa pozitif içeriğe mi sahiptir? Filmde pozitif içeriğe sahiptir. Yani o dünya için belki negatif ama hı. filmin kendi anlatmak istediğini evet. düşündüğümüzde pozitif. Çünkü düşüncenin olabilmesi için sorunun olması gerekiyor. Hı hı. Yani bir arızanın olması gerekiyor. Arızalı insanlara ihtiyacımız var. Burada da Andreas Biraz da arızalı bir adam. Evet, var. Andreas arızalı bir insan çünkü etrafındaki dünyayı sorguluyor ve bir şeylerin tuhaf olduğunu hissediyor. Belki başkaları da var. Başkalarının da olduğunu görmekteyiz tuvaletteki insan. Aynı zamanda mağaradaki kazıyı başladıktan, kazıya başladıktan sonra 3-4 tane ihtiyar geliyor. Onlar da kokuyu hissediyorlar. Yani aslında ihtiyar olmaları da önemlidir. Çünkü geçmişte hissettikleri bir deneyimdir. Belki de daha önceden tecrübe ettikleri bir şeyi hatırlıyorlar. Evet, değil evet mi? hatırlıyorlar. Çünkü koku son derece önemli. Tat ve koku son derece önemlidir. Eee, bu e, deneyimin kendisinde tadın ne kadar önemli olduğunu bize e, bazı romanlar da gösterir. E, örneğin e, Kayıp Zamanın izinde romanına baktığımızda orada Hı -hı. keki ısırdıktan sonra 7 yaşındaki çocukluğuna döner e, Hı -hı. ve o deneyimi hatırlar. Burada da e, bir bir ses ve sesin peşinde gitme balyozla kırmaya çalışma, yarığı genişletmeye hı hı. çalışma, o deneyimin peşinde gitme. Yani geçmişte bırakılan deneyim. Fakat dikkat ederseniz duvar son derece kalındır, serttir. Burası önemli. Çünkü o kadar granit kadar sağlam hale getirilmiştir ki siz onu deneyimlemeye, deneyimlemeye katman katmanlaşmıştır. Onun için çaba göstermeniz gerekiyor. Yani o yeni dünyaya <laughs> ulaşmak için e, bedel ödeme demeyelim ama çaba. çalışmanız gerekiyor. Evet ama çaba e, göstermeniz Ama bu dünyanın gerekiyor. içerisinde yani o distopik dünyanın içerisinde o dünya vardır. Tohum olarak vardır. Önemli olan yer altında olan tohum olarak var olan o dünyayı keşfetmeye uğraşmaktır. İşte o tohum önemlidir. Burada önemli figürlerden birisi <laughs> tuvaletteki insan daha sonra yaşlı insanlar ve paralel iki dünya. Bir tarafta kent mağara vardı. Şimdi biz bir başka mağaraya gidiyoruz. O mağara nedir? Geçmişte bırakılan ve dipte olan mağaradır. Sadece bir arkeolog gibi bizim fırçayla temizlememiz gerekiyor. Üzerini temizlememiz Sabırla gerekiyor. kazmak gerekiyor. Evet, sabırla yani. kazmak gerekiyor. Ve gerçekten Andreas bu çabayı gösteriyor. En nihayetinde içeri giriyor. Dikkat ederseniz ve filmde çok enteresan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Canlı renkler. Canlı renklerin içerisinde bir oda. Rengarenk ortam, çocuk sesleri ve dışarıdan içeri giren ışık huzmeleri ve e, içeride masanın üzerinde bir kek. Burası önemlidir. Kek. <laughs> ve o keki avuçlayarak yiyor değil mi? E, kekin kokusunun peşinden gidiyor dikkat ederseniz. Ve e, film boyunca aslında o törensel yemek yeme sahneleri çok var bir araya gelip yemek yiyorlar ama ilk kez Andreas iştahlı bir şekilde bu keki yiyor yani aslında özlediği bir tada orada kavuşmuş oluyor bunun kek olması da önemlidir biraz önce bahsettiğim kayıp zaman izindeki romanda da hı hı. ona da bir gönderme e, var evet, belki de belki de gönderme var çünkü siz keki yediğinizde çocukluğunuza dönme şansınız vardır bir parfüm kokusunu duyduğunuzda gençliğinize dönme şansınız vardır. Çünkü kokular, tat, ıı, işitme bütün bunların hepsi gerçekten hakiki deneyimler. Sizin dediğiniz gibi o karşılaştırma son derece önemlidir. Filmde pek çok yemek sahnesi vardır. Ama bunlar bu sahnelerde hiçbir duygu belirtisi yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? Sinema yüzlerdeki o kıvrımları bize göstermiyor. Tutkuyu, coşkuyu hiçbir şekilde göstermiyor. İnsanlar son yapaydır, mekaniktir. Robotvari bir konuşma içerisinde hareket ederler. İlişkiler de böyledir. Fakat buraya geldiğimizde Andreas, Andreas Eliyle keki yakalıyor. Arkadan da bu arada çekiliyor. Çünkü ilişkiler o kadar güçlüdür ki mekanik ilişkiler. Onu oraya göndermeyecekler. Onu çünkü. göndermeyecek çünkü orası kapatılmıştır. Hı hı. Andreas eliyle keki alıyor ve e, tıpkı belki çocukluğunda olduğu gibi o keki yemeye başlıyor. Dışarıdaki insanların hiçbirisini görmüyor keki yerken. Dikkat ederseniz. Evet. evet. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Orada birileri var mı yok mu? Ama içeride olanları görmüyor. Ama dışarıdakilere de tabii ki orada amaçlanan şey o keki yiyebilmek aslında. Çünkü onu çok özlemiş. Sinemanın şöyle bir tarafı var tabii. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi sinema görmeyi ön plana çıkaran bir sanat. Tabii ki müziğiyle vesaire başka yan unsurlarla destekleniyor. Ama sinema dediğimizde görmek çok önemli. Şimdi sanki bu filmde görmenin ötesindeki duygulara gönderme, duyulara gönderme yapılıyor. Tat alma, koklama, koku ve müziğin en can alıcı yerlerde ortaya çıkması. Sinemanın diğer duyularla bir tür birlikteliği diyebilir miyiz bu film? Evet, biz buna haptik dokunma diyoruz. Haptik. Hmm. Yani optik dokunma dediğimiz şey daha çok gerçek düzeyde olan sadece gözlerle görme iyi içeren bir görme biçimi ama haptik görme bütün bir bedenin görmesi. Bunun içerisinde ne de, ne vardır? Kulaklar vardır, burun Hı -hı. vardır, ağız vardır. Bütün beden hareket eder. Ve biz bu filmi izlediğimizde sizin de söylediğiniz gibi e, bir kere müziğin tonalitesi içerisinde hareket etmekteyiz. Evrenin kıvrımları içerisinde yolculuk yapmaktayız. Bu arada müzik tercihleri son derece kaliteli. Hı -hı. E, ve dikkat ederseniz orada bile yarık yaratılıyor. Yani bir tarafta mekanik ilişkilerin hakim olduğu dünyada hissedilmeyen müzik, bardaki müzik. Diğer tarafta ise keman sesi, klasik müzik. Çünkü klasik eskimez. <laughs> ağırlığı vardır her zaman için. Klasik romanlar hiçbir zaman eskimez. Bunun ağırlığı vardır. Ve bunun dışında keki yerken hissettiğiniz duygular, bedeniniz duygulanıma geçiyor. Yani o keki yemeyi siz de arzu etmeye başlıyorsunuz. Andreas'ın o yüzünü, şaşkınlığını, heyecanlı coşkusunu gördüğünüzde keki, o keki yemeyi arzu ediyorsunuz. Belki de film izlerken bir kek yapıp o keki <laughs> tüketmeyi arzu ediyorsunuz. E, absürt bir film. Aslında çok soğuk bir dünyayı anlatıyor ama zaman zaman e, güldüğümüz, e, eğlendiğimiz bir film. Çünkü e, çok absürt sahneler var. E, filmin Tanıtımında da komedi olarak da geçiyor aslında. Diyebiliriz değil mi? Komedi unsurunun da filmde olduğunu. E komediye nasıl baktığımızla ilgili bir mesele. Bana göre Kafka'nın kendisi de komedi, e, mizah kitapları yazıyor. Çünkü nereden geldiği, nasıl yaşadığı, nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlayamadığınız insanlar var. E, dikkat ederseniz bir böcek sabah uyanıyor. Bir böcek olarak siz dünyaya geliyorsunuz. Gregor Samsa böyle Aha. uyanıyorsunuz ama hikayeyi okuduğunuzda yani dönüşüm romanını okuduğunuzda aslında durumun hiç de komik bir durum olmadığını fakat orada da böcek böcektir yani bu metaforik bir böcek değildir hı hı. burada filmi izlediğinizde de Andreas'ın dünyası her ne kadar uzak gibi görünse de bize absürt gibi görünse de filmi izlediğinizde aslında o gerçeği o gerçeklik içerisinde görüyorsunuz yani film gerçekten kendi dünyasını bize sunuyor. Ama o dünyayı biz izlerken kendi dünyamızın da farkına varıyoruz. Bana göre filmin en önemli mesajlarından birisi ve başarılarından birisi bu. Biz bu filmi izlerken içinde yaşadığımız platonik mağaranın da bir şekilde farkına varıyoruz. Her ne kadar bu kadar aşırı olmasa da sanatın kendisi de aşırıyı göstermek zorundadır. Size e, bu içinde yaşadığınız dünyayı gösterebilmek. Varlıkları gösterebilmek, ilişkileri gösterebilmek için. Bir tür bilinçlenme yaşıyoruz yani filmi izlerken. Ama bunu hissederek yapıyorsunuz. Yani bu bir bilimsel kitap değil. Bu Tabii bir ki. felsefe kitabı değil. Bu sizin duygulanımıza hitap eden, gözlerinize hitap eden, kalbinize hitap eden bir sanattır. Renkler, sesler bunu son derece etkili bir şekilde başarıyor diye düşünmekteyim. İşte bu filmi sorun yaratan adam ya da uyumsuz adam olarak bilinen filmi konuştuk sevgili dinleyiciler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Serdar Öztürk'le çok teşekkürler hocam. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Umarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler bir filmin peşinde sona eriyor. Filmden bir melodiyle bitiriyoruz. Her zaman olduğu gibi program yapımcıları Müge Tüzün Gerçek ve Ben Kurtuluş öz yazıcı teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. filmin peşinde TRT Podcasting yayınını dinlediniz.